Merhaba arkadaşlar. Bugün deniz kabuğu içinde yaşayan canlılardan bahsedeceğiz. Deniz kabuğu içerisinde yaşayan birkaç canlı var ama bunlardan bazıları istila ediyor. Yani deniz kabuğu da yaşamıyor. Doğduğunda deniz kabuğunda yaşamıyor ama sonradan ölü deniz kabuklarını istila ederek hayatlarını sürüyorlar, korunma amaçlı. Mesela buradaki kabuğumuz beslenmelerinden de bahsedeceğim biraz. Buradaki kabuğumuz balıklarla besleniyor ve farklı deniz kabuklarını da yiyebiliyor. Şuradaki gibi bir balığı avlıyor burada. Bir sonraki buna hermit yengeçleri girebiliyor. Ahtapotlar giremiyor. Ahtapotlar da şöyle. Bunun içine bazı ahtapotlar girebiliyor ama önce içindeki canlıyı görelim. Buradaki gibi bir canlı var. Ve içindeki dili sayesinde, dili mi diyeyim artık, uzantısı sayesinde hareket edebiliyor. Toprağa içine girebiliyor, toprağa kazabiliyor. Zaten kum midyesi de demiştim, Cardidae familyasından. Topraklarda yaşıyorlar. Topraklarda saklanıyorlar. Da buna ve farklı, şurada göstereyim. Farklı kabuklu, çift kapaklı deniz kabuklarına ahtapot da girebiliyor. İçlerine giriyorlar. Ondan sonra saklanıyorlar. Kapaklarını yüzgeçleriyle tutup kapatıyorlar. Şimdi bunlara gelelim. Bunlardaki en çok karıştırılan hermit yengeçleri var arkadaşlar. Hermit yengeçlerinde deniz kabuğu mu yoksa deniz kabuğundaki canlı mı, bu karıştırılıyor. Aslında deniz kabuğundaki canlı operkulumu olan, operkulumdan da bahsedeceğim. Onu da ayrı videoya çekeceğim. Operkulum şu arkadaşlar. Bazı kabuklarda operkulum var, bazı kabuklarda operkulum yok. Operkulum yardımıyla aynı zamanda deniz kabukları ters döndüklerinde çevrilebiliyor. Onun da videosunu bu ekranda paylaşacağım. Bu kabuklara hermit yengeçleri giriyor. Hermit yengeçleri şu şekilde. Ama mesela küçük hermit yengeci giriyor, büyüyor. Ondan sonra bulduğu kabuktan başka bir kabuğa geçiyor vücudu büyüyünce. O da nasıl oluyor? Bu tabii çok görünmüyor. Bir belgeselde izlemiştim. Onu da şey yapacağım. Şu şekilde sırt sırta geliyorlar. Ondan sonra bu buradaki kabuğu alıyor. Bu kabuk boşta kalıyor. Bu da bu kabuğu alıyor. Bu kabuk boşta kalıyor. En son bir tane kabuk boşta kalıyor. Tabii bunlara da giren hermit yengeçleri var, tritonlar, ama o hermit yengeçleri gerçekten kocaman oluyor, büyük oluyorlar. Triton canlısı da yine operkulumu var ve siyah beyaz bir şey oluyor, iki tane boru gibi böyle algıcı bu şekilde böyle böyle kontrol ede ede gidiyorlar. Ve bu kadar anlatacaklarım. Sizi bilgilendirmek istedim biraz. Umarım yararlı olmuştur videom. İyi günler dilerim.